Mevlana'nın yolunda. Soru: Hasan Dede bu alemde en çok ne yapmak istedi? İnsan toplumuna neyi vermek istedi? Hasan Çıkar Dede: Bütün insanlık alemini bir görmek, hepsini birbirine karşı sevgide, saygıda görmek istedi. Hazreti Muhammed, Hazreti Mevlana ne istediyse biz de aynısını istedik. Hazreti Muhammed'e tam bir imanla yüz tutanlar rahat ettiler. Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya yüz tutanlar rahat ettiler. Kim peygamberlerin sözünün dışına çıkıp egosunda kaldıysa perişan oldu. Çünkü peygamberler, evliyalar, menfaatsiz dosturlar. Onlar bu dünyaya insanları irşat etmek, gel benim gibi ol demek için geldiler. Sevdiler, hep sevgiden söz ettiler. Hiç usanmadan cemaatlerinin yanlarında bulundular. Onların sözleri ferahlık verip huzura kavuşturdu. En sonunda gözler açıldı, gönüller büyüdü, ruh ferahlığa kavuştu ve oraya imanla baktılar. Onların gövdeleri kalktıktan sonra, kim oraya tam vekalet ettiyse aynını söyler. Hasan Dede ikilik tohumu atmadı, küfrü de iman bildi. Temize dokunamazsın ama öbürleriyle uğraşırsın. Küfürde olanları yavaş yavaş, bıkmadan yola getirmeye çalışırsın. Hazreti Muhammed'e gayrimüslim bir bedevi misafir gelmişti. Hazreti Muhammed'in bir keçisi vardı. Diyelim 2-3 bakraç süt veriyordu. Bu bedeviyi nasıl doyuracağım diye düşünürken, keçi birkaç misli süt verdi. Bedevi tıka basa karnını doyurdu. Bir vakitten sonra gece sıkıştı fakat kalkamadı, yatağı berbat etti. Sabah kalkınca da Hazreti Muhammed'in serdiği o temiz çarşaflarla üstünü başını temizleyip, heyecandan haçını unutarak, haber vermeden gitti. Peygamber Efendimiz, sabahleyin hal hatır sormak, kahvaltı ikram etmek için misafirini kaldırmaya gittiğinde, odada berbat bir koku ile karşılaştı. Bu pisliği mademki benim midem kaldırmıyor, bu çarşafları temizlemesi için kimseye veremem diye düşünerek, kuyudan su çekip tekneyi doldurdu ve o çarşafları kendi elleriyle temizlemeye başladı. Mübarek kimseye yük vermiyor. Bedevi putunu unuttu ya, bütün inancı ondan, onsuz duramadığından, tekrar Hazreti Muhammed'in evine gelip kapı aralığından baktı. Hazreti Muhammed'i onun pisliklerini temizlerken gördü, utanç içinde içeri girip selam verdi. Hazreti Muhammed, rahat uyudun mu, olmuş insanlık hali, sıkılma, niçin geldin diye sordu. Putum için. Al putunu. Hayır istemiyorum. Senin gibi büyük insan zor bulunur, senin yoluna girmek istiyorum diyerek Peygamber Efendimizin elini öptü. Daha sonra da, benim halim ne olacak, ben doyamıyorum dedi. Bundan sonra çok az şeyle doyacaksın. Nasıl? Hazreti Muhammed, ona güzel bir nasihatte bulundu. Yemeğe başlarken, besmele çekeceksin. Hakkı düşün, Allah sana yardımcı olacaktır. O doymayan adam, besmele çektikten sonra, hakkı düşününce iştahı kesildi, çok az da, misal çeyrek ekmekle doydu ve çok güzel bir insan oldu. Kim onu insanlığa sürükledi, Hazreti Muhammed'in büyüklüğü. Öf uğraşamam demedi. Ya sabır diyerek hizmete girdi. Hazreti Mevlana, bir gün Ilıcı'ya gitmişti. O sırada havuzda cüzzamlılar yıkanıyordu. Hazreti Mevlana gelince cüzzamlıları çıkarıp, suyu temizleyip, elma yaprakları atmak istediler. Hazreti Mevlana, hiç kimseye dokunmayın diye seslendi. Cüzzamlılarla beraber yıkanarak, onlara su atıp, onlarla hasbihal oldu. Hazreti Mevlana'nın onlara su atmasıyla, yaraları şifa buldu. İnsan olmak çok zor. O derdi veren de, dermanı veren de Allah. Madem elçisin, her şeye katlanacaksın. O seni imtihana tutuyor, ben yapamam, edemem demek yok. Rubai. Senden gelen her cefayı, her cevri canıma minnet bilirim. Senin suçunu da, kendi suçumu da yüklenirim, boynuma alırım. Ey ay yüzlü güzel! Senden gelen yüzlerce cefa, yüzlerce cevir,
kıymetli kumaşlardan yapılmış elbiseler gibi cana safa, göze şifadır. Sevgilim, şu dünyada bulunan herkesin, her şeyin senden bir nasibi vardır. Benim nasibim de sana karşı duyduğum aşktır. Aşkını bana layık gördüğün ve lütfettiğin için, ne de iyi bir lütufta bulundun, çok yaşa, var ol. Mevlana Celaleddin Rumi. Divan-ı Kebir, Cilt 1, 437. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar Dede. Derleyen Sibel Safiye Avcı.